Merhaba, ben Profesör Doktor Arzu Tatlıpınar. Kulak, burun, boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanıyım. Yeditepe Üniversitesi Koşullu Hastanesi'nde kulak, burun, boğaz uzmanı olarak görev yapmaktayım. Ben sizlere bugün ses kısıklığından bahsedeceğim. Ses kısıklığı nedir? Ses kısıklığı, konuşmamız esnasında sesimizin istediğimiz tonda çıkamamasıdır. Bu pürüzlülük olabilir, soluklu konuşma olabilir veya seste kısıklık şeklinde ortaya çıkabilir. En çok ses kısıklığında biz hangi hastalarda karşılaşıyoruz? Profesyonel ses kullanıcısı adını verdiğimiz mesleğini sesiyle kazanan kişilerde karşılaşıyoruz. Bunlar kimlerdir? Öğretmenler, imamlar, opera sanatçıları, ses sanatçıları, avukatlar gibi mesleğini yaparken çok konuşan, sesini kullanan kişilerdir. Bunun dışında bazı hastalıklar, ki bu hastalıklar enfeksiyon hastalıkları olabilir, ses telinde yer kaplayıcı lezyonlar olabilir, polipler, nodüller gibi. Bunun dışında tümörler olabilir veya ses teli felci olabilir. Bu hastalıklarda da ses kısıklıklarıyla karşılaşabiliyoruz. Bir hasta bize ses kısıklığıyla geldiğinde ne yapıyoruz? Hastamızı kulak, burun, boğaz muayenesinden geçiriyoruz. Nedir bu muayeneler? Hastamızın boğazına bakıyoruz. Farenks dediğimiz boğazının arka kısmına bakıyoruz. Dilini muayene ediyoruz. Oral kavite dediğimiz yanaklarının iç kısmını, damak kısmını muayene ediyoruz. Bunun dışında burnuna bakıyoruz. Kulaklarını muayene ediyoruz. Endoskopi adını verdiğimiz kamera sistemiyle hastamızın nazofarenks dediğimiz burnundaki arka bölmeyi ve ses tellerinin bulunduğu larynx dediğimiz kısmı muayene ediyoruz. Niçin bunları yapıyoruz? Çünkü burunla ilgili rahatsızlıklar, boğazla ilgili rahatsızlıklar, ses telinin kendisinden kaynaklanan rahatsızlıklar sesimizin karakterini değiştirebilir. Burunla ilgili hangi rahatsızlıklar ses karakterini değiştirir? Burunda yer alan polipler, burun etinin şişlikleri, yine alerjik rinite bağlı olarak burunda meydana gelebilecek akıntılar, nazofarenks dediğimiz geniz bölgesinde yer kaplayıcı lezyonlar, bunlar tümörler olabilir, geniz eti problemleri olabilir, yine bademcik büyüklükleri, yine ses tellerimizde olabilecek larenjitler, boğazımızda olan farenjitler, ses tellerinde yer alan bazı polip, nodül gibi yer kaplayıcı lezyonlar, ses teli felçleri, ses teli tümörleri bu problemlere sebep olabilir. Özellikle bir ayı geçen ses kısıklıklarında ses teli tümörlerinden şüphelenmek gerekir. Bu nedenle eğer ses kısıklığınız uzun sürüyorsa, bir aydan fazla süre ses kısıklığınız varsa, mutlak suretle kulak burun boğaz doktoruna giderek ses tellerinizi kontrol ettirmeniz gerekmektedir. Teşekkür ederim.